En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 13 Ocak 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Maalesef pandemide dünya genelinde yeni vefat rekorları kırılırken Avrupa'da koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı da 2000'i geçti. Bu konuyla ilgili detayları birazdan aktaracağız. Almanya'da aşı zorunlu olacak mı? Bu konuyla ilgili sık sık sorularda dillendiriliyor. Bununla ilgili de Sağlık Bakanı'ndan önemli bir açıklama var. Onunla ilgili detayları da birazdan aktaracağız. Almanya'da yine sosyal yardımlarla ilgili önemli bir gelişme var. Yardımlarda uygulanacak yaptığımda bir değişikliğe gidilmesi söz konusu. O konuya da birazdan bakacağız. Camiada gündem başlıyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 92 milyon 61 bini aştı. Maalesef son 24 saatte dünya genelinde ölü sayısı yeni rekor kırdı. Bir günde vefat edenlerin sayısı 15.791 oldu. Dünyada koronavirüs nedeniyle toplam hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 973 bin 323'e çıktı. Salgında kötü gidişin alınan tüm önlemlere rağmen devam ettiği Almanya'da son 24 saatte 19.600 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 1.953.426'ya yükseldi. Yine son 24 saatte vefat edenlerin sayısı 1000'i geçerek 1060 oldu. Böylece toplam can kaybı 42.637'ye yükseldi. Almanya'da 27 Aralık'tan bu yana aşılanan kişi sayısı da 688.782 oldu. Öte yandan Almanya'da normal maske zaten mecburdu. Pazartesi gününden itibaren bazı şehirlerde sadece FFP2 maskesi takılabilecek. 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren Almanya'nın Bavyer eyaletinde toplu taşıma araçlarında ve alışverişte FFP2 sertifikalı maske taşıma zorunluluğu getirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tabi Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlerinde hayatını olumsuz etkiledi. Maalesef Türkiye kökenler arasında da Avrupa genelinde vefat sayıları artmaya devam ediyor. En çok ölümse Almanya'da meydana geldi. Tabi bu dönemde başka acılar da yaşandı maalesef. Hayatını kaybeden Türkiye kökenli vatandaşların yakınları cenazelerine refakatçi olarak katılamadı. Bazı vatandaşlarsa cenaze namazlarına telefonla görüntülü katılmak zorunda kaldı. Şimdi bu konuyla ilgili Avrupa'da neler yaşanıyor onunla ilgili haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Avrupa ülkelerinde vefat eden ve cenaze işlemleri için Türk misyonlarına müracaatı yapılan kişi sayısı 2200'e çıktı. Avrupa ülkeleri arasında geçen yıl en fazla ölüm Almanya'da kayda geçti. Almanya'da 1228 Türkiye kökenli COVID-19 nedeniyle vefat etti. Bu sayı ülkedeki toplam COVID-19 ölümlerinin yüzde üçünü oluşturdu. Fransa'da ise COVID-19 nedeniyle 257 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Belçika nüfusuna göre Avrupa'da COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı. 11 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 662 binden fazla vaka tespit edildi. Belçika'da yaşayan Türkiye kökenliler de salgından etkilendi. Ülkede bugüne kadar 150 Türkiye kökenli hayatını kaybetti. Hollanda'da COVID-19 nedeniyle 247, Avusturya'da ise 95 Türk vatandaşı öldü. Avrupa ülkelerinde yaşamını yitiren Türkiye kökenlilerin %90'ı Türkiye'de defnedildi. Avrupa'da Covid-19'un ilk dalgasında hava ve kara sınırlarının kapatılmasının ardından vefat eden Türklerin cenazeleri sadece belirli havalimanlarından kargo uçaklarıyla Türkiye'ye gönderilebildi. Cenazeler 17 Nisan'a kadar süren uçuş yasakları nedeniyle Türkiye'ye refakatçisiz gönderildi. Cenazelerin memleketlerindeki defin işlemlerine yakınlarının katılamaması üzüntüleri daha da artırdı. Acılı aileler akrabalarının cenaze namazları ve defin işlemlerini telefonla yapılan canlı bağlantılarla izleyebildi. UKPA Cenaze Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Uyanık daha önce camia TV'ye yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısında büyük artış olduğunu kaydetmişti. Uyanık, Mart ve Nisan aylarında olduğu gibi cenazelerin Türkiye'ye gönderilmesinde ya da yakınlarının eşlik etmesinde ise sıkıntının yaşanmadığına dikkat çekmişti. Salgının ikinci dalgasında vefat eden Avrupa'daki Türkiye kökenlilerin sayısı birinci dalgaya göre beş kat arttı. Dün Almanya'da aşının zorunlu olmasıyla ilgili tartışmalara değinmiştik. Özellikle Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Zöda Aşı zorunluluğunu tartışmaya açmıştı. Sağlık personeli için aşı zorunluluğu istemişti. Zöde'ye cevap bugün Sağlık Bakanı Şipan'dan geldi. Almanya Sağlık Bakanı bu salgında aşı zorunluluğunun olmayacağını kesin bir ifadeyle açıkladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni tip koronavirüs aşısının zorunlu tutulmayacağını bildirdi. Spahn, Deutschlandfunk Fuk Radyosu'na yaptığı açıklamada daha önce federal mecliste söz verdiğini anımsatarak bu salgında aşı zorunluluğu olmayacak dedi. Alman hükümetinin bilgilendirme yaparak aşı konusunda güven oluşturmak istediğini belirten Spahn, sağlık personelini de argümanlarla aşı olma konusunda ikna etmeyi amaçladığını kaydetti. <laughs> Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de Alman hükümetinin daha önce aşı zorunluluğunun getirilmeyeceğini açıkladığını Hükümetin bu sözünün geçerli olduğunu belirterek insanlar aşının güvenliği ve etkinliği konusunda ikna olursa büyük çoğunluk aşı olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Baviera eyalet başbakanı Markus Zöda, bakım ve sağlık personeli arasında çok sayıda aşı olmak istemeyen kişinin bulunduğuna işaret ederek bu meslek grubuna aşı olma zorunluluğu getirilmesinin gözden geçirilmesini talep etmişti. Avrupa'da ülkeler henüz istenilen seviyelere gerilememesi nedeniyle. Salgında alınan sert önlemleri bir bir uzatmaya devam ediyor. Almanya'dan sonra Hollanda'da da 15 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan koronavirüs kısıtlamalarını 9 Şubat'a kadar uzattı. Hollanda'da 15 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan yeni tip koronavirüs kısıtlamaları 9 Şubat'a kadar uzatıldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Juni ile düzenlediği basın toplantısında 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış COVID-19 tedbirlerinin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Rutte, alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının istenilen hızda düşmediğine ve İngiltere'de görülen COVID-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün ortaya çıktığına dikkati çekti. Başbakan Rute, ilkokulların ve çocuk kreşlerinin Covid-19'un yeni türünün yayılımına göre 25 Ocak'tan itibaren açılabileceğini kaydetti. Uzmanların sokağa çıkma yasağının neler getireceğine ilişkin tavsiyelerini beklediklerini aktaran Rute, sokağa çıkma yasağı kimsenin istemediği kadar çok sert bir tedbir dedi. Rute, çok acil bir durum olmadığı sürece gelecek 6 hafta boyunca ülke dışına seyahat edilmemesi çağrısında bulundu. Günlük vaka sayılarının 7 bin civarında seyrettiği Hollanda'da COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı 12.500'ü geçmişti. Uzatılan tedbirlere göre temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerler dışındaki tüm dükkan ve mağazalar kapatılacak. Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek. Covid-19 salgını Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerini de sert vurdu. Geride kalan bir yıllık sürede alınan sert önlemler nedeniyle Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde ekonomik sıkıntılar derinden hissediliyor. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere karşın fabrikaların açık kalmasının sanayiye dayalı Alman ekonomisine yaradığı belirtiliyor. Bunun da diğer ülkelere nazaran Almanya'daki ekonomik sıkıntının kısmen daha az olmasını sağladığı belirtiliyor. Covid-19 salgını 450 milyonluk nüfusa sahip Avrupa Birliği'nde gündelik hayatı etkilemeye, başta büyüme ve istihdam olmak üzere ekonomi için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen sektörlerden turizm, konaklama, hava yolları, seyahat, yeme içme ve tekstilde firmalar iflasın eşiğine gelirken, bazı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ekonomik toparlanma üzerindeki baskı nedeniyle bölge ekonomisi bu yılın başında yeniden küçülmeye hazırlanırken, Covid-19 vaka sayılarının yeniden artmasıyla Avro bölgesi ekonomisinin çift dipli resesyona sürükleneceği belirtiliyor. Avro bölgesi ekonomisinin 2023'e kadar salgın öncesi seviyesine geri dönmesi beklenmiyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında ekonomiye ilişkin büyük farklılıkların olması da dikkati çekiyor. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere karşın fabrikalar açık kalırken hükümet hayat için zorunlu olmayan iş yerlerini kapattı. Fabrikaların açık kalmasının sanayiye dayalı Alman ekonomisine yaradığı belirtiliyor. Almanya'dan sonra Avro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da ekonomi hizmetlere daha fazla bağımlı olduğu için Covid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik krizi derinden hissediliyor. Fransa'nın yanı sıra salgının yayılması ve vaka sayılarındaki artışla mücadele için alınan önlemler Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi Benelux ülkelerinin ekonomilerini de olumsuz etkiledi bütçe disipliniyle ünlü Hollanda'nın 2020'de %7.25 açık vermesi bekleniyor. Belçika 2022'de bile 2019'daki ekonomik seviyesine ulaşamayacak. Salgın, Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri olan Lüksemburg'un ekonomisini de vururken, Lüksemburg'da işsizliğin %5.6'dan 6.6'ya tırmanması bekleniyor. Almanya'da Hartz Fee olarak bilinen sosyal yardım alanlara yönelik uygulanan yaptırımlar konusunda yeni bir döneme geçiliyor. Almanya Federal Çalışma Bakanı yardımı alanlara yönelik yaptırımların yeniden düzenleneceğini söyledi. Bakanın açıkladığı öneri yasalaşırsa geçerli bir gerekçe göstermeden sorumluluğunu yerine getirmeyenler veya verilen randevuya mazeretsiz olarak gitmeyenler dışında sosyal yardımdan faydalananların bu ödeneği kesilemeyecek. Ayrıca yardımın kesintisi de yüzde 30 ile sınırlandırılacak. Almanya'da Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Hartz IV olarak bilinen sosyal yardımı alanlardan hiçbir şekilde kira ve geçimini sağlayacak temel yardımın tamamen kesilmemesini sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. <laughs> Bakan, yardım kesintisinin %30'la sınırlandırılmasını da yeni düzenlemeye koymak istiyor. Kesintinin de ancak geçerli bir gerekçe göstermeden sorumluluğunu yerine getirmeyenlere ve verilen randevuya mazeretsiz olarak gitmeyenlere uygulanması hedefleniyor. Hayl, biz daha fazla güven veren bir sosyal devlet oluşturmayı istiyoruz, dedi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin bu yasama döneminde yetişmesi mümkün görünmüyor yürürlükteki sosyal yardım düzenlemesi SPD ve Yeşiller Koalisyon Hükümeti döneminde getirildi. SPD ile Yeşiller Hükümeti, hartz ile uzun süre işsiz kalanların daha yoğun iş aramalarını ve daha az sosyal yardım almasını hedeflemişti. Almanya'da 2005 yılında alınan kararla sosyal yardım ve işsizlik parası yeniden düzenlenmişti. Hartz olarak bilinen sosyal yardımı alanlar, Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği durumda aylık yardımlarının yüzde 60'ına kadar kesilmesi mümkün. Ancak Federal Anayasa Mahkemesi sosyal yardımla geçinenlere yönelik uygulamaların bir kısmının anayasaya aykırı olduğu yönünde karar almış, kesintinin yüzde 30'la sınırlandırılacak düzenlemelerin yapılmasını istemişti. Dünyayı etkisi altına alan pandemi tedbirleri nedeniyle. 4 Ekim'e kadar kapalı tutulan Kabe'yi son 3 ayda 1 milyon 654 bin Müslüman ziyaret etti. 4 milyon 640 bin Müslüman da Kabe'de namaz kıldı. Ziyaretçilerin çok büyük bir bölümünü Suud vatandaşları veya Suudi Arabistan'da ikameti bulunan diğer Müslümanlar oluşturdu. koronavirüs salgınını önlemek amacıyla kısıtlı sayıda ziyaretçi kabul eden Kabe-i Muazzama'yı umre amacıyla son 3 ay içerisinde 1 milyon 654 bin Müslüman ziyaret etti. Ziyaretçilerin çok büyük bir bölümü Suud vatandaşları ve Suudi Arabistan'da ikameti bulunan diğer Müslümanlardan oluştu. Suudi Arabistan dışından Umre ziyaretleri için az sayıda müracaat kabul eden Suudi Arabistan'ın bu süre zarfında Kabe'nin genişletilmesi işine ağırlık verdiği bildirildi. Haç sonrasında Umre ziyaretlerine kapalı tutulan Kabe, 4 Ekim günü kısıtlı sayıda ziyaretçi için açıldı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 3 Ekim tarihinden itibaren 4 milyon 640 bin Müslüman da Kabe'den namaz kıldı. Bu arada Kabe'nin genişletilmesi sürecinde hac ve umrecilerle namaz kılmaya gelen Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak için zemzem kuyusunda yapılan çalışmalarda devam ediyor. Zemzem kuyusundan imkanı karşılayacak su alıp dağıtabilmek için yeni pompalar ve su boruları döşeniyor. Verilen bilgilere göre Ramazan ayıyla haç dönemlerinde günlük ortalama 700 bin ila 2 milyon litre arasında su ihtiyacı bulunuyor. Yeni sistemle bu ihtiyaç rahatlıkla karşılanabilecek. Bu haberle bugünlük değerimizin yayınımızın sonuna geldik. Yarın 17.30'da Camia TV ekranlarında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.